Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Aralık 2020 Kıbrıs saatiyle şu an saat 11:40. Bir dakika, hata oldu. Hallettim. Heh, tamam. Evet, 21 Aralık 2020 saat 11:40. Girne Üniversitesi Roma Hukuku dersi için bir aradayız şu an. Yandaki yazışma kutucuğuna önce öğrenci numaranızı sonra adınızı yazarak yoklamaya katılabilirsiniz. Sadece Girne Üniversitesi öğrencilerinden bunu yapmalarını istiyorum. Yakında öğrencileri yapmasınlar lütfen. Sorusu olan var mı? Merhaba. Bu arada dikkat ettiyseniz ben dersin uzem sayfasına en üst kısma bir sınav yükledim. Deneme sınavı. Yani biliyorsunuz bundan sonraki sınavlarımız Safe Exam Browser programıyla beraber gerçekleştirilecek. O programı bilgisayarınıza yüklemeniz lazım. O program bilgisayarınızda çalışıyor mu, çalışmıyor mu vesaire onu anlamanız, denemeniz, görmeniz için size orada bir tane sınav koydum. Yani o program bilgisayarınıza yükleyin, o sınava bir girmeyi deneyin. Bakayım çalışıyor mu? Sonra yarın öbür gün gerçekten size sınav yaparken hocam benim bilgisayarım girmedi. Hocam benim programım çalışmadı demeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdiden ben bunu size söylüyorum. Sınavlarda mutlaka bu Safe Exam Browser programı yüklü olması lazım bilgisayarınızda. Onun dışında çalışan bir kameranız ve mikrofonunuz olmak zorunda. Yani sınav esnasında ben bir video oturumu açacağım. Sizinle görüntülü olarak yapacağız bu sınavı. Video kaydı alacak. Yani bir kameranızın ve mikrofonunuzun da açık olması lazım. Kimliğinizi böyle kameraya göstereceksiniz. Adınızı söyleyeceksiniz falan. Sanırım bu kadar söyleyeceklerim bununla ilgili. Sorusu olan var mı derse başlamadan önce? En son nerede kalmıştık? Onu da mı hatırlamıyorsunuz arkadaşlar? Corpus Juris Civilis Institutiones'ten okumalar yapıyorduk. Birinci kitap kişiler hukukunu bitirmiştik. Sırada ikinci kitap eşya hukuku vardı. Eşya hukukundan devam edeceğiz. Liber secundus dererum divisione. Yani eşyanın taksimi, bölümlendirilmesi, ayırt edilmesi. Eşya nedir? Kaç çeşit eşya vardır vesaire. Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. Madem sorunuz da yok. Evvelki kitapta şahıslara mütalik hukuku izah ettik. Şimdi eşyayı görelim. Bunlar ya muamele ikimiz arasında yani impatrominio, patrimonio pardon veya muamele ikimiz dışındadır. Ekstra patrominium. Yani ya bizim elimizde impatroninio veyahut da ekstra patroninio bizim dışımızda, bizim elimizde değil. Filakika bazı eşya tabii hukuk mucibince herkese müşterek. Yani res communes omnium. Bu artık işte doğal hukuktan gelen bir şeydir. Bazı eşyalar herkesin ortak malıdır. Buna res communes omnium. Bazıları ammeye şeydir yani kamu malıdır. Yani res publicae değil mi? Respublica. Bazıları bir topluluğa aittir. Yani res universitatis. Bakın üniversite kelimesi de buradan geliyor aslına bakarsanız. Res universitatis belli bir topluluğa aittir. Örneğin bir loncaya veya işte bir kente vesaire böyle bir belirli insan topluluğuna ait bazı eşyalar kastedilir bunda. Bu res universitatis. Bazıları da sahipsizdir. Yani res nullius. Anlatabildim mi? Yani şimdiye kadar ne gördük o zaman? Res communes, res publica, res universitatis ve res nullius. Tamam mı? Bir de bunun dışında yani bizim kendi elimizde olan yani şahıslara ait mallar var. Bunlar şahıs elinde olmayan mallar, diğer mallar. Yani şahsa ait mallar var. Onun dışında ne var? Res communes, res publicae, res universitatis ve res nullius. Yani kimseye ait olmayan mal. Bazıları sahipsizdir ve ekserisi de fertlerindir. Yani çoğunluğu da kişilere aittir. Bu sonuçlar aşağıda görüleceği gibi çeşitli yollarla iktisap edilir. Tabii hukuka göre herkese müşterek olanlar şunlardır. Yani res communes omnium.
Herkesin ortak olan malı nedir? Herkese ortak olan mal nedir? Herkese ait olan mal nedir? Hava, akarsu, deniz ve dolayısıyla deniz sahilleri. Şu halde deniz kenarına gitmek kimse tarafından yasak edilemez. Bakın bugün anayasamızda da bu böyledir. Hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda sahiller herkesindir. Kimse o sahillere ulaşımı engelleyemiyor. Yeter ki köy evlerine, abidelere ve binalara dokunulmasın. Zira bu şeyler deniz gibi kavimler hukukuna girmezler. Bütün nehirler ve limanlar ammeye aittir. Yani şimdi respublikadan bahsediyoruz. Binaenaleyh liman ve nehirlerde balık tutmak hakkı herkese müşterektir. Deniz sahili kış dalgalarının en fazla ulaşabildiği yere kadardır. Bu da bakınız bugün mesela söz gelimi uluslararası hukukta bir bağlayıcı bir belge var. UNCLOS diye geçiyor. Yani Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi. Bu Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de bu böyle ifade edilir. Onun dışında ondan evvel zaten uluslararası hukukta kabul görmüş genel bir kuraldır artık bu. Yani bir ülke söz gelimi kara sularını tespit ederken bu kara sularını karasından itibaren başlayacak. Yani ülkenin karasının bittiği yer, yani sahillerin bittiği yerden itibaren işte söz gelimi 6 mil veya 12 mil kara suyu devam edecektir söz gelimi. Fakat bu durumda bu sahil hattı nereden tespit edilecektir? İşte onu Medcezir'e göre yani denizin alçalıp yükselmesine göre belirlemek gerekiyor. Buyurunuz bakınız burada da Corpus Iuris Civilis de aynı şekilde ifade etmiş. Yani nedir? Yani denizin yükseldiği durumlarda en fazla denizin ulaşabildiği yerden itibaren sahil şeridi başlar diyor. Anlatabiliyor muyum? Nerede kaldık? Ha. Nehrin kendisi gibi kenarların da umumun kullanması hakkı bir kavimler hukuku kaidesidir. Binaenaleyh oralara gemi yanaştırmak, yetişmiş ağaçlara halatlar bağlamak, yük boşaltmak ve nehir içinde gemi inşa etmek herkes için serbesttir. Fakat bu kıyıların mülkiyeti bitişik gayrimenkuller kimlerin ise onlara aittir. Bu sebepten oralarda bitmiş olan ağaçlar da aynı kimselerindir. Deniz kendisi gibi sahillerini umumun kullanması hakkı da aynı surette bir kavimler hukuku kaidesidir. Binaenaleyh herhangi bir kimse orada bir kulübe yaparak kendisini muhafaza altına almak, denizden çektiği ağlarını kurutmak hususunda serbesttir. Bu sahillerin mülkiyetinin ise kimseye ait olmadığı ve deniz ile denizin örttüğü kum ve toprağın hukuku durumunda olduğu söylenebilir. Yani dolayısıyla denizin dahil olduğu işte bu sahil bölgesi vesaire herkesin malıdır. Bunlar sahiplenilemez diye ifade ediliyor. Aslına bakarsanız bu ileride büyük bir tartışmaya sebep olacaktır. Yani nedir? Coğrafi keşiflerle beraber İberyalıların yani söz gelimi Portekizlerin ve İspanyolların yeni yollar bulması neticesinde işte Afrika'nın altından dolanarak veya yeni kıtalara ulaşarak ne yapmaları? Bir yerden sonra artık denizin bazı bölgelerini kendilerinin ilan etmeye başladığını görüyoruz. Örneğin Portekiz Hint Okyanusu'nun tamamı üzerinde hakimiyet iddia ediyor. Veyahut da İspanya işte Amerikan sahillerindeki denizler üzerinde hakimiyet ilan ediyor. Oysa ki o zamana kadar henüz denizler üzerinde böyle bir mülkiyet iddiası görülmemiş bir şey. Yani bu Roma hukukunda da böyledir, Anglo-Sakson hukukunda da böyledir, İslam hukukunda da böyledir. O zamana kadar aslında denizin sahiplenilmesi akla gelmeyen bir şey. Çünkü üzerine bir şey inşa edilemeyen bir ortam olduğu için hani karada mülkiyeti nasıl algılıyorsunuz? Karada bir şey inşa ediyorsunuz. Karayı çitlerle çeviriyorsunuz, duvar örüyorsunuz, bina yapıyorsunuz. Denizde bunu yapamadığınız için sürekli bir hakimiyet sağlayamayacağınızdan denizin sahiplenilmesi akıl almayan bir şey olarak görüyor. Keza hava da böyledir. Oysa mesela günümüzde artık ne olmaya başladı? İşte deniz, işte kara suları adı altında belli bir devlete ait kabul edilebiliyor. Yani kara ülkesi gibi adeta. İşte onun üzerindeki hava sahası da ne oluyor? Belli bir ülkenin olabiliyor. Bunlar işte bu 16. yüzyılla beraber gelen bazı yeniliklerdir. Hatta işte bu tartışmalar üzerine Hollandalı denizciler de söz gelimi Hint Okyanusu'nda ticarete başlamak istediklerinde Portekizler buna engel olacak. Bütün denizlerin kendilerine ait olduğunu iddia edecekti. Ve bunun üzerine Portekiz ve Hollanda arasında bir mücadele başlayacak. İşte burada bütün Hollandalıların ortak bir şirket kurduğunu görüyoruz. Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Yani Birleşik Doğu Hindistan Ticaret Kompanyası. Aslına bakarsanız Hollanda dediğimizde bir de fazla belirli Hollanda içerisindeki bölgelerin birleşip bir ortak devlet kurmuş olduğunu görüyoruz. İspanya'dan bağımsızlıklarını aldıktan sonra. Ve bunların ne oluyor? İşte tüccarları ortak bir şirket kuruyorlar ve bu şirket işte Hint Okyanusu'na ticarete başlıyor. Fakat burada işte Portekizler buna engel olmakta. Bunun üzerine ne oluyor? Bu
Doğu Hindistan Ticaret Kumpanyası'dır aslında. Yani Türkçe'ye çevirirsek Birleşik Doğu Hindistan Ticaret Kumpanyası demek. Flamanca yani Hollanda dilinde. Ferenc de Oost-Indische Kumpanya. Ve bu hisse senedi çıkartıp borsada hisse senedi satan dünyadaki ilk şirket aslına bakarsanız. Yani ticaret hukuku bağlamında da önemli bir atılım. Şimdi bu şirketin bir hukuki mütalaya yani bir opinio iuris'e bir hukuki görüşe ihtiyacı var bu durumda. Yani Portekizliler söz gelimi bu denizin tamamı üzerine hakimiyet iddia edebilirler mi? Bu denizin tamamının Portekiz'in olduğunu söyleyebilirler. İşte bunun üzerine bu şirketi temsilen Hugo Grotius adlı bir hukukçu bir eser kaleme alır. İşte bu da Mare Liberum yani Türkçe'ye tercüme edecek olursak denizlerin serbestisidir. Ki ben tercüme ettim ve basıldı o denizlerin serbestisi diye. Türkçe'ye kazandırıldı nihayet. 410 yıl sonra ben onu Türkçe'ye çevirdim. Şimdi orada da işte Hugo Grotius aynı zamanda işte kimi kaynaklarda söz gelimi uluslararası hukukun babası olarak anılır. İşte uluslararası hukuk bağlamında böyle önemli eserleri vardır. Mesela söz gelimi De jure ac belli pacis yani savaş ve barış hukuku veyahut da işte Mare Liberum gibi böyle bazı eserleri vardır. İşte uluslararası hukuk ve deniz hukuku bağlamında önemli eserler vermiştir. Önemli bir isimdir. İşte denizin sahiplenilip sahiplenemeyeceği meselesi üzerinedir bu. Neyse ben kaldığım yerden devam edeyim. Şehirlerde bulunan mesela tiyatro, stadyum ve benzeri müştereken şehirlere ait sayılan şeyler fertlerin değil topluluğundur. Yani res universitatis. Yani örneğin bir şehre gittiğinizde o şehirdeki tiyatro o şehre aittir ve o bütün şehirdeki insan topluluğunun malı sayılır. Dolayısıyla ona res universitatis diyor. Şimdi mukaddes şeyler yani res sacra ve dini şeyler res religiosa ve muazzez müeyyed şeyler yani res sancta sahipsiz eşya res nullius'tur. Zira ilahi hukuka mütalik olan şeyler yani divini iuris hiç kimsenin malları arasında değildir. Kutsal eşyalar kimsenin malı sayılabilemez. Mukaddes şeyler rahipler tarafından usulüne uygun olarak Allah'a tahsis olunan şeylerdir. Bunlar mesela mukaddes binalar ve Allah'a ibadet gayesiyle sunulmuş adaklardır. Bir emirnamemizde bu eşyanın harp esirlerinin fidyelerini vermekten başka gaye ile satılmasını veya rehin edilmesini yasak ettik. Şimdi dolayısıyla mukaddes eşyalar yani kutsal şeyler aslına bakarsanız kimsenin malı sayılmıyor. Res nullius sayılıyor. Ve dolayısıyla bunların aslına bakarsanız alınıp satılması da mümkün değil. Ancak bir istisnası var. Sadece harp esirleri, savaş esirlerinin fidyelerini vermek için yani savaşta esir düşen Romalıları kurtarmak için mecbur kalınırsa ya ne olur bu kutsal şeyler satılabilir. Şimdi bu tercüme de bazı yerlerde bakın sürekli böyle Allah 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 diye geçiyor. Bazı arkadaşlar mesela bu tercüme konusunda işte neden Allah deniyor diye şey yapabilir. Ben bazen görüyorum çünkü Tanrı Allah vesaire işte tercüme konusunda neyi nerede kullanmak gerekiyor diye. Ziya Umur Hoca'nın tercümesi bu Institiones. Belki bir yerlerde bulursunuz bizim üniversitenin kütüphanesinde mevcut. Ben de oradan işte aldım size okuyorum açıkçası. Tek Tanrı'yı kastediyor. Şimdi bu esas olarak temel metin klasik devirden, daha öncesinden kalmış. Fakat ilerleyen işte Justinianus'un devrinde artık Hristiyan bir Roma ile karşı karşıyayız. Bu kendi devrine uygun şekilde yeniden düzenlenip böyle toplanıyor. Biliyorsunuz daha önceden de gördük. Şimdi burada Allah diyor mesela. Allah kelimesi hem İbranice'de hem Aramice'de hem Arapça'da aynı şekilde geçer. Şimdi mesela söz gelimi işte Museviler dua ediyorken Adonai Elohim diyor. Ondan sonra İncil'e açıp bakarsanız İsa çarmıha gerildiğinde Elohi Elohi lema sabaktani diyor. Yani Elohi ilahi Allah'ı aslında aynı şeyi ifade ediyor. Çünkü Arapça, İbranice ve Aramice işte bu İsa'nın konuştuğu dilde İncil'de orası tercüme edilmez. Yani hangi dilde İncil'i okursanız okuyun İsa çarmıha gerildiğinde Tanrı'ya yakarır. Elohi Elohi lema sabaktani. Allah'ın beni niye terk ettin? Şimdi dolayısıyla mesela şimdi Aramice, İbranice ve Arapça bunlar Semitik dillerdir. Yani akraba dillerdir. Hani gramer, sentaks vesaire pek çok konuda şeydir. Benzeşirler, birbirlerine yakındırlar. Aslında birbirleri arasında eğitim ve öğretim ve anlaşabilmek kolaydır. Yani kolay bir şekilde bir İbranice konuşan Arapça öğrenilir. Bunun örneğini işte Türkçeden vereyim. Mesela Türkçe, Kazakça, Kırgızca, Türkmence vesaire bunlar da birbirlerine yakın diller ya hani dolayısıyla bunları anlayabilmek sizin için daha kolay oluyor. Mesela Fransızca öğrenmektense Türkçe konuşan birinin Kazakça öğrenmesi çok daha kolaydır. Çok daha hızlı çabucak öğrenebilirsiniz. İşte Aramice, İbranice ve Arapça da böyle birbirlerine yakındır. Dolayısıyla
Elohi, ilahi, Allahi, Allah. Yani orada yerinde makul bir tercüme. Devam edelim. Esirlerin fidyelerini vermekten başka gaye ile satılmasını veya terhin edilmesini yasak ettik. Bir kimse kendi kendisine maliki olduğu bir şeyi mukaddes hale getirmek isterse bu şey mukaddes olmaz. İnsani şey kalır. Halbuki mukaddes binaların inşa edilmiş olduğu arsa Papinianus'un yazdığı gibi bina yıkılsa bile mukaddes kalır. Yani örneğin bir tapınak var, tapınak yapıldı. O tapınağın yapılmış olduğu arsa hala mukaddes sayılıyor. Bunu kim Papinianus diyor? Bu pagan devrin bir hukukçusu, Hristiyanlık öncesi. Ama bakın artık Hristiyan devir Roma'da hala bunlar böyle alınıyor, kullanılıyor. Bir kimse kendi iradesiyle kendisine ait bir yere ölü gömmek ölü gömmek suretiyle o yeri dini bir yer yapabilir. Mukaddes ve dini olmayan müşterek bir yere ortağın rızası alınmadan ölü gömmek caiz değildir. Müşterek mezarlıkta ise diğer ortakların arzusu ilafına da olsa ölü gömmek mümkündür. Çünkü bir arsaya ölü gömüldüğünde orası da artık mukaddes sayılır. Mezar yeri çünkü. Dolayısıyla eğer ortak bir eşya ise o eşyada ortağın izni alınmadan oraya ölü gömülemez. Fakat eğer ortak olunan eşya zaten mezarlık arazisi üzerindeyse burada ortakların izni alınmadan ölü gömmek mümkündür. Bu arada kutsal şeylerin res nullius yani sahipsiz sayılması ile ilgili aklıma gelen bir başka örnek de mesela İslam hukuku tarihinden bakarsanız örneğin Kabe kimindir? Mesela enteresan bir problem değil mi? Hani pek çok bina, eşya vesaire böyle birilerinin malı, mülkü olabiliyor. Bakın Roma hukukunda da böyle karşısında ne çıktı? Kutsal eşyalar. Bunlar sahipsizdir diyor. Çünkü kutsal. Yani kimse sahibi olamaz. O yüzden res nullius demek lazım. Benim hatırladığım Hazreti Ali devrinde, 4. Halife devrinde örneğin Kabe kendi kendisinin maliki gibi görülmüştür. Yani bir nevi artık Kabe kendiliğinden bir tüzel kişi olarak görülmüştür. Ne için? Örneğin Kabe'ye birileri bir şeyler bağışlamak istediklerinde vesaire Kabe kendi kendinin mameliğine sahip bir varlık olarak gözlemlenmiştir. Fakat bu İslam hukukunda çok istisnai bir örnektir ve genel olarak bir tüzel kişiliğin ortaya çıkmasına vasıta olmaz. Ama yani bu böyle bir örnek. Bak Roma hukukunda da kutsal eşya var. İşte bak İslam hukukunda da böyle bir şeyler var. Neyse. Geçelim. Yerin intifağı başkasının ise malik intifa hakkı sahibinin rızası olmaksızın orayı dini yer haline getiremez. Malikin rızası ile başkasının yerine ölü gömmek mümkündür. Malik ölü gömüldükten sonra da rızasını vererek tasdik etse o yer yine dini olur. Şehir surları ve kapıları gibi muazzez, müeyyed şeyler de bir nevi ilahi hukuktandır. Binaenaleyh hiç kimsenin malları arasında değillerdir. Demek ki şehir surları da böyle. Onların da bir kutsiyeti var. Duvarlara müeyyed yani sancti diyoruz. Zira surlara karşı yapılan tecavüz ölüm cezası ile müeyyidelendirmektedir. Demek ki surlara zarar vermenin cezası ölüm. Çünkü onlar da artık sancti, kutsal, müeyyed sayılıyor. Aynı suretle kanunları ihlal edenlere karşı bir ceza ihtiva eden kanun hükümlerine de sanctiones yani müeyyideler demekteyiz. Şimdi bakın burada etimolojik bir bağlantı kuruyor size. Sancti kutsal. Sanctiones de işte cezalandırma müeyyide. Demek ki kutsal olan bir şeye karşı yapılıyor. Yani bir tabu ihlal edildiğinde bu tabuyu bozana verilen ceza işte o tabu kutsiyetinden geliyor. Sizin anlayacağınız. Yani sancti kutsal demektir. Sanctiones. Bu günümüzde İngilizce'de mesela sanction olarak geçiyor. Latince'den İngilizce'ye geçmiştir. Yani sanction yaptırım demektir. Pek çok yerde işte uluslararası hukukta vesaire falan filan yaptırımlar karşınıza böyle çıkar. Sanctiones, sanction. Bu da kutsaldan gelmektedir. Anlayacağınız üzere. Eşya muhtelif şekillerde fertlerin olur. Fil hakika eşyanın mülkiyeti ya kavimler hukuku yani ius gentium dediğimiz tabi hukuk, ius naturale mucibince veya vatandaşlar hukuku yani ius civile mucibince elde edilir. Evvela daha eski hukuku bahis mevzu etmek münasip olur. Tabi insanlarla birlikte ve eşyanın mahiyeti icabı meydana gelmiş olan tabi hukuk daha eskidir. Vatandaşlara ait hukuklar ise ancak şehirler kurulduktan, magistralar ihdas edildikten ve kanunlar kaleme alındıktan sonra mevcut olmaya başladılar. Yani Romalılar da diyor ki ya esas olan en başlangıçta en eski olan dediğimiz bizim ius naturale
devletler, kentler bunlar daha sonradan icat olmuş. Sonradan çıkmış. Yani tedrici bir geçişi burada size İnstitü Önes'te veriyor, anlatıyor. Yani devletin icadından önce biz kandaş topluluktuk. Kandaş topluluklar doğal hukuk çerçevesinde hareket eder diyor mesela. Kandaşlıktan uygarlığa geçip devleti biz inşa ettiğimizde her devlet kuran topluluk kendi ius kibilesini, yani kendi yurttaşlar hukukunu, kendi kavimler hukuku, kendi kabile hukukunu yaratıyor. Kendi ius kibilesi buradan geliyor işte. Ne oluyor? O çerçevede yanıyor. O yüzden biz ne yapalım? Önce ius naturale'ye bakalım, ondan sonra ius kibileye bakalım diyor. Yabani hayvanlar, kuşlar, balıklar, hülasa karada, havada ve denizde doğan bütün hayvanlar yakalanır yakalanmaz kavimler hukuku mucibince derhal onları ele geçirenlerin olurlar. Zira sahipsiz olan mal, tabii akıl yani ratio naturalis icabı onu ihraz edenin olur. Yani dolayısıyla mesela geyik vuruyorsunuz, hayvanı yakalıyorsunuz, elde ediyorsunuz, o artık sizin malınız. Veya balık, denizde balık tutuyorsunuz, o sizin malınız. Kuş avlıyorsunuz, o artık sizin malınız. Bu yabani hayvanları veya kuşları kendi gayrimenkulünde veya başkasının gayrimenkulünde yakalamış olmanın ehemmiyeti yoktur. Yani başkasının arsasında da hayvanı avlarsanız, yabani bir hayvanı, o avladığınız yabani hayvan sizin. Bak burada yabani hayvandan bahsediyor ama. Yani başkasının mesela koyun sürüsüne musallat olursanız onu kapsamaz elbette herhalde anlayacağınız üzere. Tabii avlanmak veya tuzak kurmak maksadıyla başkasının gayrimenkulüne girmiş olan kimsenin görüldüğü takdirde mal sahibi tarafından içeri girmesine mani olunur. Fakat yakaladığı her hayvan hakimiyetin altında bulunduğu müddetçe senin avlanır. Yani hakimiyetin altında bulunduğu müddetçe. Örneğin kuş yakaladın, o senin elinde durduğu müddetçe senindir. Ama o kuş uçarsa gene res nullus, yani kimsenin malı olmaz. Hür bir hayvan olur. Nezaretin altından kaçar veya tabi hürriyetini iktisap ederse senin olmaktan çıkar ve yeniden onu ihraz edenin olur. Görüş sahandan çıktığı veya görüş sahanda olmakla beraber yakalanması güç olduğu vakit tabi hürriyetlerini elde etmiş sayılırlar. Yakalayacak şekilde yaralamış olduğun yabani hayvanın derhal sana ait olup olmayacağı meselesi ihtilaflıdır, tartışmalıdır. Bazılarına göre derhal sana aittir ve onu takip ettiğin müddetçe senin hatta olunur. Onu takip etmekten vazgeçersen senin olmaktan çıkar ve yeniden onu ihraz eden kimsenin olur. Başkalarına göre ise ancak yakaladığın zaman senin olabilir. Biz bu sonuncu fikri kabul ediyoruz. Zira birçok hadiseler onu yakalayabilmene mani olabilirler. Yani dolayısıyla bu öncelikle hukuki bir ihtilaflı müesseseydi. Örneğin bir geyiği okla vurdunuz ve hayvan kaçmaya başladı ve siz geyiği takip ediyorsunuz. O oku o geyiğe sapladığınız için takip ettiğiniz müddetçe sizin olur diyen bazı hukukçular var. Kimileri ise diyor ki o geyiği ancak öldürüp gerçekten elde edersen, gerçekten eline alırsan ancak senin olabilir diyor. Justinianus da diyor ki biz bu ikinci görüşü benimsedik. Ancak hayvanı yakalarsan o hayvan senin olabilir. Arılar tabiaten yabanidirler. Binaenaleyh sana ait bir ağaç üzerine konmuş arıları kovan içerisine koymadıkça senin değildirler. Sana nasıl ki sana ait bir ağacın üzerine yuva yapmış olan kuşlar da sana ait değildirler. Şu halde başka birisi onları kovana koymuşsa malik de olur. Yapmışlarsa bal petekleri herhangi bir kimse tarafından alınabilir. Şüphesiz bir kimseyi hiçbir şeye dokunmadan evvel gayrimenkulüne girerken görürsen girmesine mani olma hakkına haizsin. Hakkına haizsin, affedersiniz. Hakkına haiz olunmaz. Hakkını haiz olunur. Kovanından uçan arı oğluna gelince görüş sahanı içerisinde ve takibi kolay oldukça senin adı olunur. Yoksa ihraz edenin olur. Yani kim elini alırsa onun olur. Arılar doğa gereği kendileri yabani hayvan. Bir dönem ben de yaptım arıcılık. Zor iş. Tavuslar ve güvercinler de tabiaten yabanidirler. Uçup gitmek ve geri dönmek adetinde olmaları da bir şey ifade etmez. Gerçekten arılar da aynı surette hareket ettikleri halde yabani tabiattadırlar. Keza bazı kimselerin geyikleri de ormana gidip geri dönmeye alıştırılmışlardır. Bununla beraber yabani olduklarını kimse inkar etmez. Gidip geri gelme adetinde olan bütün hayvanlar için kaide şudur ki dönme niyetlerini muhafaza ettikleri müddetçe senin adlı olunurlar. Bu niyetlerini kaybettikleri takdirde senin olmaktan çıkarlar ve ihraz edenin olurlar.
geri dönmek adetini kaybettikleri vakit geri dönmek niyetinde terk etmiş sayılır. Çünkü ben tam diyecektim ki hayvanın niyetini nereden bileceksin? Eğer geri dönme adetini bıraktıysa o artık ne oluyor? İşte vahşi tabiatına dönmüş adı oluyor. Tavuklar ve kazlar tabiaten yabani değildirler. Bunu yabani dediğimiz tavuklar ve yine yabani ismini verdiğimiz kazların mevcudiyetinden anlayabiliriz. Yani bazıları yabani tavuk, bazıları da evcil tavuk. Evcil tavuk şeydir. Mülkiyeti başka türlü hesap eder. Öyle avlanan hayvan gibi değil. Binaenaleyh senin tavuk veya kazların herhangi bir sebeple uçup giderse görüş sahanda olmadıkları halde ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar senin oldukları kabul edilir. Faydalanma niyetiyle bu hayvanları tutanlar hırsızlık yani furtum ika etmiş sayılırlar. Düşmandan elde ettiğimiz şeyler kavimler hukuku icabı derhal bizim olurlar. Yani ganimetten bahsediyor. O kadar ki hür insanlar bile kölelerimiz haline gelmektedirler. Ma mafi hakimiyetimizden kaçmış olan ve kendisininkiler nezdine dönmüş de yani postliminum değil mi? Hatırlıyorsanız postliminum neydi? Esarete düşüp tekrar Roma'ya geri dönen, esaretten kurtulup Roma'ya geri dönen Romalıya postliminum hukuku uygulanıyordu. Eski statüslerini avret eder. Yani kavimler hukuku bu gereği. Başkaları için de bu böyledir diyor. Örneğin bir Romalı bir Atinalı'yı esir ettiğinde Atinalı eğer kurtulup kaçıp tekrar Atina'ya dönerse o da postliminum icabınca eski statüsüne kavuşmuş sayılsa gerekir diyor. Aynı ile sahillerde bulunan kıymetli taşlar, inciler vesaire de tabi hukuk mucibince derhal onları bulanlara ait olurlar. Keza mülkiyetin altında bulunan hayvanların doğurduğu yavrular da aynı hukuka göre senin tarafından iktisap edilirler. Yani ius naturale göre yani doğal hukuk gereği yani senin olan hayvan yavruladığında o hayvanın yavrusu da elbette ki senin olacak. Bundan başka bir nehrin alevya olarak toprağını ilave ettiğinde kavimler hukukuna göre iktisap edersin. Yani ne oluyor? İşte hani nehir sürekli toprağı taşıyor ya bir yerde. O senin tarlanı genişletebiliyor. O senin tarlan nehrin getirdiği toprakla genişlemişse o da senin tarlana katılmış olur diyor. Alivyonla. Alivyo hissedilmeyen bir artıştır. Yani fark etmezsin, gözle göremezsin çok yavaş olur çünkü. Muayyen bir zamanda ne kadar artış vaki olduğu anlaşılamayacak kadar yavaş bir suretle meydana gelen nehir ilavesine alivyo nazarı ile bakılır. Eğer nehrin zoru ile senin arazinden herhangi bir parça kopar ve komşunun arazisine eklenirse senin olmakta devam ettiği aşikardır. Ancak uzun zaman komşunun arazisinde bitişik kalır ve beraber getirdiği ağaçlar o arazide köklenirlerse bu takdirde komşu gayrimenkul tarafından ağaçlarla beraber iktisap edilmiş olur. Denizde bir ada doğarsa ki bu nadiren vaki olur, bu ada işgal edenin olur. Zira sahipsiz sayılır. Nehirde doğarsa ki bu ekseriye vaki olur, şayet nehrin orta kısmında ise her iki kıyıdaki arazilerin maliklerine, sahipleri oldukları arazinin kıyı boyunca genişliği nispetinde müştereken ait olur. Şayet nehrin bir tarafında daha yakın ise sadece o taraf kıyısındaki arazi sahiplerine ait olur. Fakat şayet nehir bir yerde bölünerek sonradan tekrar birleşir ve bir kimsenin tarlasını ada şeklinde kat ederse, bu kısım aynı malike ait olmakla devam eder. Eğer nehir tabi yatağını tamamen terk ederek başka bir yerden akmaya başlarsa eski yatak kıyı boyundaki arazilere mütenasip olarak kıyıdaki arazi maliklerine ait olur. Yeni yatağa gelince nehrin durumunu iktisap etmeye başlar. Yani amme yani publicus malı olur. Yani respublico dolayısıyla. Eğer bir zaman sonra nehir eski yatağına avdet ederse ikinci yatakta yeniden sahillerde gayrimenkul maliki olanların mülkü olmaya başlar. Eğer bütün araziyi sel basmış ise vaziyet başkadır. Zira sel arazinin vaziyetini değiştirmez ve sular çekildikten sonra da tabidir ki arazi daima eski malikinin olmakta devam eder. Bir kimse başkasına ait bir malzeme ile yine bir şey yaparsa yeni mala tabi akıl mucibince kimin malik olacağı ihtilafı ortaya çıkar. O şeyi yapan mı yoksa malzemenin sahibi mi? Böylece mesela bir kimsenin başkasına ait üzüm, zeytin veya başaklarla şarap, zeytinyağı veya
buğday veya başkasına ait altın, gümüş ve bronz ile kase veya başkasına ait şarap ile balı karıştırarak mulsum. Eskiden Romalılar ballı şarap karıştırıp içerlerdi, mulsum yaparlardı. Veya başkasına ait ilaçlarla bir yakı veya bir merhem, başkasının günü ile bir elbise, başkasının tahtaları ile bir gemi, dolap veya iskemle yapması, Sabinianuslar ile Prokulyanuslar arasında birçok münakaşalardan sonra ortalama bir düşünce galebe çaldı. Hatırlıyorsanız ben daha önce bundan bahsetmiştim. Yani bir Sabinianus mektebi, bir de Prokulyanus mektebi var. Bir eşya yapılırken o eşyanın malzemesi başkasına aitse bunun sahibi kim olur? Hatırlıyor musunuz? Bunu daha önce tartışmıştık. İşte Sabinianus biraz daha muhafazakar, Prokulyanus biraz daha yenilikçi. İşte Sabinianus mal sahibi, o eşyanın sahibi, malzemenin sahibi yeni ortaya konan eşyanın da sahibi olur diyordu. Prokulyanus ise emek veren kimse, yeni bir şey yaptığında o yeni yapılmış şeyin sahibi o olur diyordu. Justinianus devrinde bu artık tartışma sonlandırılıyor. Ve şöyle ki, şayet yeni yapılan şey eski haline irca edilebilirse, yani geri dönebilirse, malzeme sahibine ait oldu, o vaziyete irca edilemezse, yani irca, geri götürmek, onu yapana ait olduğu kabul edilecektir. Mesela bronz, gümüş veya altından dökülmüş kase külçe haline iade edilebilir. Buna mukabil şarap, zeytinyağı veya buğday, üzüm, zeytin veya başak haline iade edilemez. Nasıl ki mulsum bir daha şarap ve bal haline getirilemez, bir kimse kısmen kendisine, kısmen başkasına ait malzeme ile yeni bir şey yapmışsa, mesela kendi şarabı ve başkasının balı ile mulsum yapmışsa veya kendisine ait ilaçları başkasına ait ilaçlarla karıştırarak yakı veya merhem meydana getirmişse veya kısmen kendisinin, kısmen başkasının yünleriyle bir elbise örmüşse, hiç şüphe yok ki o kimse yaptığının maliki olur. Zira yalnız kendi emeği değil, kullandığı malzemenin de bir kısmını vermiştir. Bir kimse kendi elbisesi üzerine başkasına ait arguvan ipekler örmüşse, bu ipekler daha kıymetli oldukları halde elbiseye iltihak ederler. Ve arguvan ipeklerinin evvelki maliki onları gizlice almış olana karşı, bu kimse ister elbiseyi yapan olsun, ister başka birisi olsun, actio furti veya condictio'ya haiz olur. Şimdi bunu belki biraz açıklamam gerekecek. Antik dönemden beri aslına bakarsanız mor çok kıymetli bir boya. Çünkü mor kolay elde edilebilen bir renk değil. Çok pahalıdır dolayısıyla. O nedenle yani pek çok yerde ancak böyle en zengin, en varlıklı kimselerin mor elbiseler giyebildiğini gözlemlersiniz. Ki daha sonra ilerleyen dönemlerde Roma'da da artık mor imparatorluk rengi olacak ve ancak imparator mor giyebilecek. Yani erguvan, imparatorluk rengi. Hatta imparatorlar artık şey diyor, yani profirogenos, yani morlar içinde, erguvanlar içerisinde doğmuş. Yani imparatorluk soyundan gelen kimse profirogenostur. Morlara doğmuştur, erguvanlara doğmuştur. Mor böyle bir statü, bir zenginlik göstergesi. Çünkü bu mor boya Doğu Akdeniz'de Lübnan Sur kenti yakınlarında bir kabuklu deniz hayvanı var. Onları ezerek elde ediliyor ve yani kilolarca o deniz hayvanlarını ezip şey yapıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Çok az miktarda boyayı ancak elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla inanılmaz kıymetli ve pahalı bir şey. Şimdi bundan başka da mor renk elde edebilme imkanınız yok. Şimdi günümüz teknik imkanlarıyla, günümüz sanayisiyle artık çok bol mor boya imal edilebiliyor. Mor dolayısıyla kolay bulunabilen bir şey artık. Bir statü göstergesi değil. Ama eskiden o öyle değildi. Çünkü herkes her şeyi istediği gibi mora boyayamazdı. Öyle bir boya yoktu. Onu elde edemiyordu. O yüzden mor kıymetliydi. Söz gelimi mesela o yüzden hiç dikkat ettiniz mi? Mor renk bayrak yoktur. Niye mor renk bayrak yok? Yani kırmızı var, sarı, yeşil var, işte Türk bayrağı, kırmızı beyaz, Fransız bayrağı, mavi beyaz kırmızı, ne bileyim işte her ülkenin böyle bir sürü şey bayrakları var. İşte Afrika ülkelerine bakıyorsunuz işte siyah, yeşil, kırmızı renkler falan filan tercih ediyor. Ama mor renkte bayrak pek göremezsiniz. Çünkü mor çok pahalı bir şeydi eskiden beri. O yüzden ulusal renklerde de pek kullanılmış bir boya değildi söz gelimi. Artık yani karşınızda böyle mor renkli bir şeyler çıkıyorsa günümüzde, bu sanayi devrimi sonrası işte daha ucuza, daha bol, daha basit mor üretilebiliyor olmasıyla. Şimdi burada enstitü öncesi sizin karşınıza çıkan örnekte de bir kimsenin mor ipeğiyle bir elbisenin üzerine bir şey işlediğinde o elbisenin değeri inanılmaz miktarda artar birdenbire. Çünkü üstünde mor var. Yani mor olduğu için kıymetli oluyor. O yüzden o elbiseyi çok değerli, pahalı bir şey haline getiriyor. Bir statü göstergesi haline getiriyor. O yüzden bu durumda
Bu elbisenin sahibi kim olur meselesi. Ve bu durumda işte şey yani o mor ipeğinin sahibi olan kimse ne yapıyor? Dava hakkı oluyor şey için. Actio furti yani hırsızlık davası. Furtum hırsızlık demek ya hani az evvel diyordum. Onu şey yapabiliyor. Öyle bir hakkı var. Zira artık ortada kalmamış olan şey istihkak davası ile takip edilemezse de hırsızlar veya sair bazı zilyetler conductio ile takip edilebilirler. Ha, bir actio furtisi var bir de conductiosu var. Onu az evvel söylemiştim unutmuşum şimdi tekrar söyleyeyim. Eğer iki malzeme maliklerinin rızası ile birbirlerine karıştırılırsa yani confusio olursa bunun neticesi elde edilen madde müştereken her ikisinin olur. Mesela şarapları karıştırmışlarsa veya gümüş ile altınlarını beraber eritmişlerse vaziyet böyledir. Sürekli bu karışan şaraptan falan filan bahsediyor. Antik Yunan'da ve Roma'da falan filan böyle günümüzdeki gibi böyle şarabı lök 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 döküp içmezlerdi insanlar. Genelde sulandırıp içerlerdi. Hatta içine böyle baharatlar, ballar bir şeyler falan filan katarlardı. Biraz daha böyle tadlandırırlardı vesaire. Sadece öyle sek şarap, işte balsız, baharatsız, susuz, sek sek şarap içenlere barbar derlerdi. Barbar usulü içmekte. Öyle şarap içilmezdi. Hem Yunanlarda hem Romalılarda. Hatta simpozyumlar falan filan yapılır işte. Bu şey şaraplar içilip sohbetler edilir antik Yunan'da. Neyse. Başka başka malzeme olmakla beraber hay Allah bir dakika kaçırdım nerede kalmıştık? Mesela şarapları karıştırması varsa veya gümüş ile altını beraber eritmişlerse altında gümüşü eritip karıştırdığınızda onun adı şey olur elektron oluyor. Vaziyet böyledir. Başka başka malzeme olmakla ve yeni bir madde meydana getirmekle beraber şarap ve bal ile mulsum veya altın ve gümüş ile elektron yapılsa hukuki durum yine aynıdır. Yani iki kişi kendi istekleriyle bilerek ve isteyerek mallarını karıştırıyorlarsa onların neticede ortak sahibi oluyorlar. Zira bu halde yeni maddenin müşterek olduğunda hiç şüphe yoktur. Maliklerin iradesiyle değil de tesadüfen birbirinden ayrı veya aynı nevide malzemeler karışmış olsa yine aynı hukuki kaide cari olur. Yani burada maliklerin iradesi yoksa yanlışlıkla tesadüfen vesaire de karıştıysa eğer yarı yarıya oranda mallar karıştıysa gene ortaya çıkan neticedeki mal her iki tarafın ortak malı oluyor dolayısıyla. Bu arada bakayım arada soru falan geldi mi? Çünkü ben hiç bakmadım. Deminden beri belki soru soran arkadaşlar olmuş olabilir. Numara ve isim yazanlar var. Sorusu olan var mı? Hazır dönüp şu yazışma kutucuğuna ben bakıyorken gözümden kaçmadan hemen. Bazen çünkü ben arkadaşlar sorusu olan var mı diyorum. Herhalde bu böyle aynı anda olamayan bir şey. Biraz şimdi sorusu olan var mı dediğimde yazsanız bile hemen anında gelmiyor mu o mesaj? Anlamadım. Ben dersin bitimine doğru da bazen şey yapıyorum. Sorusu olan var mı falan filan kimse sormuyor. Ben iyi peki görüşürüz deyip kapatıyorum. Sonra bakıyorum ben kapattıktan sonra da pıt diye birinin sorusu çıkıyor. Yani beklemeyin arkadaşlar. Kafanıza bir soru geldiğinde hemen yazın oraya koyun. Yani sorusu olan o yüzden beklemeden sorsun. Yazsın. Neyse. Bakalım. Bir sonraki paragraf. Senin buğdayına Titus'un buğdayı karıştığı zaman bu karışımı iradenizle yapılmışsa mal müşterek olur. Titus yani genel bir isim. Böyle Ahmet Mehmet gibi. Zira her birinize ait olan her kısım yani her buğday tanesi kendi arzunuzla müşterek vaziyete gelmiştir. Bu karışma tesadüfen olmuşsa veya senin arzun olmadan Titius tarafından yapılmışsa mal müşterek olmaz. Zira her kısım yani her buğday tanesi mahiyetini muhafaza etmekle devam eder. Bu vaziyette nasıl senin hayvanlarına Titius'un hayvanları karıştığı vakit sürü müşterek vaziyete gelmezse öylece buğday karışması da müşterek mal meydana getirmez. Fakat buğdayın tamamı ikinizden birinin nezdinde ise aynı dava her birinin buğdayı nispetinde verilir. Her birinin buğdayına hangisinin olduğunu hakim tarafından takdir edilir. Her birinin buğdayının hangisinin kimin olduğunu hakim karar verir. Bir kimse kendi arsası üzerine başkasının malzemesiyle inşaat yaparsa bu kimse binanın maliki sayılır.
Zira toprağın üzerinde inşa olunan her bina toprağa tabi olur. Bununla beraber malzemenin maliki olmuş olan kimse mülkiyet hakkını kaybetmez. Fakat bina mevcut oldukça ne onlar üzerinde istihkak davası açabilir ne de bu münasebetle actio ad exhibendo ikame edebilir. Zira 12 Leva Kanunu vaziyetine vazettiğine göre hiç kimse inşaatında kullanmış olduğu başkasına ait malzemeyi oradan çıkarmaya icbar edilemez. Sadece actio de tigno iuncti ismi verilen bir dava mucibince değerlerinin iki mislini tediyeye mecbur tutulur. Tignum tabiriyle bina inşaatı için kullanılan her nevi malzeme kastolur. Bu kaide binanın yıkılmasına mecburiyet asıl olmasın diye konulmuştur. Fakat herhangi bir sebeple bina yıkılırsa bu takdirde malzemenin maliki eğer henüz değerinin iki mislini almamışsa istihkakta bulunabilir ve bu şeyler üzerine actio ad exhibendum mu ikame edebilir. Yani dolayısıyla ben başkasının kalaslarıyla alıp ev yaptığımda bu evi yaptıktan sonra ben kendi arsamı o evin sahibi ben oluyorum. Kalasların sahibi o kalasları benden geri alamaz. O evi yıkamazlar. Fakat o kalasın bedelinin iki katı parayı ben ona ödemek zorundayım. Bu esnada bu dava görülürken eğer o bina yıkılırsa ve ben henüz kalasların iki katı bedeli ödememişsem bu halde kalasların sahibi kalasları alıp götürebilecektir. Bunun aksine bir kimse kendi malzemesiyle başkasının arsası üzerine bir ev inşa etse bu ev arsanın sahibine ait olur. Ancak bu takdirde başkasına ait bir arsa üzerine inşa etmekle inşa etmekte olduğunu biliyorsa malzeme sahibi malzemesini kendi iradesiyle devretmiş sayılacağı için mülkiyet hakkını kaybeder ve bundan dolayı ev yıkılsa bile malzeme üzerinde istihkakta bulunamaz. Yani bilerek ve isteyerek başkasının arsasına kendi malzemenle ev yapıyorsan o malzemeyi başkasına bağışlamış kabul ediyorsun. Evleviyetle. Fakat şayet inşa eden kimse zilyet vaziyetindeyken arsa sahibi malzemenin fiyatını ve işçilik ücretini tediye etmeden evi kendisine ait olmak üzere talep etse ona karşı hile defi dermeyan edebileceği tabidir. Ancak bu takdirde zilyetin hüsnü niyet sahip olması lazımdır. Zira arsanın başkasına ait olduğunu bilene karşı başkasının arsası üzerine tedbirsizce inşaat yapmış olduğu ileri sürülebilir. Şayet Titius başkasının fidanını kendi toprağına dikerse fidan kendisinin olur. Bakın aslında bayağı kazuistik bir şekilde bunları ifade ediyor. Yani Ahmet şunu şunu yapsa böyle böyle olur. Mehmet bunu yapsa şöyle şöyle olur da. Hani burada Marcus, Titius falan gibi Latince isimlerle karşınıza çıkıyor. Kazuistik bu açıdan biraz. Hem Institiones hem Digesta. Bilakis kendi fidanını Meavius'un toprağına dikerse fidan Meavius'un olur. Yeter ki her iki halde de fidan köklenmiş olsun. Meavius da başka bir adam. Yani bazen arkadaşlar ben bunları okudum da kimisi belki kavram, terim falan söylüyorum zannediyor. Titius da adam, Meavius da adam. Ahmet ile Mehmet diyeyim ben yani size. Belki öyle daha iyi anlarsınız. Şayet Ahmet başkasının fidanını kendi toprağına dikerse fidan kendisinin olur. Buna karşın kendi fidanını Ahmet tutup da Mehmet'in toprağına dikerse fidan Mehmet'in olur. Anlaşıldı mı yani? Yeter ki her iki halde de fidan köklenmiş bulunsun. Zira köklenmeden önce eski malikine ait olmakla devam eder. Sökersin, götürürsün, başka yere dikersin çünkü. Fidan kök saldığı zaman mülkiyeti değişir. Dediğimiz o kadar doğrudur ki eğer bir ağaç Titius'un toprağına, Ahmet'in toprağına kök salacak kadar yaslanıyorsa ağacın Ahmet'e ait olduğunu söyleriz. Ben artık Titius'ları Ahmet diye okuyacağım, kafa karışmasın. Hakikaten akıl bir ağacın kök saldığı arazinin sahibinden başka birisine ait olabilmesini kabul edemez. Bundan dolayı bir ağaç sınırların yakınına dikildiği için komşu araziye kök salmışsa müşterek olur. Yani sınıra diktiğin ağaçtan komşunun bahçesine sarkanlar komşunun oluyor. Ağaçlar kök saldıkları toprağa tabi oldukları gibi aynı sebeple yeşermiş buğdaylar da toprağa tabi olurlar. Diğer taraftan nasıl başkasının arsası üzerine inşaat yapmış olan kimse kendisinden binayı talep ederse arsa malikine karşı
söylemiş olduğumuz veçiyle hile defi dermeyan ederek kendisini müdafaa ederse, öylece başkasının arazisi üzerinde masraf ederek ve hüsnü niyetle ekin eken kimse de aynı defi vasıtasıyla kendisini korur. Yazılar altınla bile olsa inşaat nasıl ya bir dakika. Yazılar altınla bile olsa inşaat ve ekin araziye tabi olduğu gibi kağıt veya deriye tabi olur. Binaenaleyh sana ait bir kağıt veya deri üzerine gidiyoruz. Ahmet bir şiir, bir hikaye veya bir nutuk yazsa o maddenin maliki gidiyorsun. Yani Ahmet değil sen olursun. Yani senin kağıdına başkası şiir yazarsa şiir senin oluyor. Ha şimdi iyi anladım. Fakat Titius'tan kitaplarını veya derilerini talep etsen ve yazı masrafını tediyeye yanaşmasan, Titius bu kağıtların veya derilerin zilyetliğini hüsnü niyetle elinde bulundurmuş olmak şartıyla sana karşı hile defi ile kendisini koruyabilir. Ben bir şeyi merak ettim. Bir saniye arkadaşlar. Kafama takılan Latince metnine bakmam gerekiyor. Itare quae policy da oresim birim. Kağıt lafı kafama takıldı da çünkü kağıt İslam döneminde artık yaygınlaşmaya başlıyor. O dönemde kağıt tekniği yok. Kağıt diye neyi kastetmiş diye bakıyordum. Kağıt ve deriyi Cartis ve Membrensive Ius Carmen ve Historiam ve Orientonum Membranes. Evet. Tam deri membra kağıtta Cartis diye ifade etmişler. Anlıyorum. Çünkü arkadaşlar şimdi hatırlıyorsanız ben daha önceden bahsettim. Mesela nasıl Pax Romana devrinde cam çok yaygınlaştı. Bir Roma icadı olmayan cam, Roma'nın sağladığı imkanlar sayesinde daha ucuza ve bol üretilip herkesin sahip olabileceği, kolay erişilebilen bir nesne haline geldi. İslam egemenliğiyle beraber de kağıt böyledir. Yani kağıt örneğin Çin'de bulunmuştur. Kağıt yapım tekniğini öğrenen Müslümanlar egemen oldukları bölgelerde bol bol kağıt imal etmeye başlarlar ve onlardan sonra kağıt yaygınlaşmaya başlar. Bu artık yani Justinianus'tan çok daha sonraki devirler aslında bakarsan. Yani Justinianus devrinden henüz İslamiyet yok. İslamiyet'ten önce Justinianus'un devri. Yani 10. yüzyıldan sonra yanlış değilsem kağıt yaygınca Akdeniz coğrafyasında kullanılan bir nesne haline geliyor. Anlatabildim mi? O zamana kadar kullanılan yani bu yazı çizi işlerinde ne var? İşte parşömen yani pergamo yani Bergama'dan falan geliyor. O membras deri dedikleri o yani çünkü kuzu derisinden tabakalanarak yapılır. Ve aslına bakarsanız çok pahalıdır yani hayvan derisiyle yazı ekipmanı yapmak. Aslına bakarsanız bayağı uzun ömürlü, iyi dayanıyor. Okey tamam anladım. Ve sağlam vesaire ama çok pahalı bir nesne yani deri, parşömen. Bir de papirüs var. Ondan önceki yazı aletlerinde kullanılan. Fakat papirüs de aslına bakarsanız bu Mısır yöresine yetişen bir bitki. Bu bitki sadece bu Mısır bölgesine yetiştiği için yani o kadar geniş ve yaygın üretilip herkesin gene sahip olabildiği bir nesne değil. Yani papirüs ve parşömen. Dolayısıyla bu yazı bu kadar yaygın değil. Ve bu yüzden aslına bakarsanız söz gelimi o zaman böyle zırt pırt bir şeyler not alması, yazması gereken Romalılar nasıl yazıyorlar? İnsanın kafasına takılıyor böyle şeyler. Merak ediyor hakikaten. Çünkü madem kağıt bu kadar pahalı falan filan. Kil tabletler kullanıyor arkadaşlar. Hala yani mesela böyle mum tabletler, kil tabletler falan filan var. Not defteri gibi. Üzerine böyle fıt 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 yazılıyor. Onları tekrar üstünden sertçe geçtin mi hepsi silinmiş oluyor. Gene temiz bir şeyin oluyor. Yazı aletin oluyor. Tekrar şey yapıyorsun, yazıyorsun. Böyle daha uzun ömürlü bir şeyler olsun diyorsun artık ya parşömenlere, ya papirüslere böyle onlara artık yazmaya başlarsın. Veya işte ne bileyim mesela doğuda Çin'de kağıttan önce de işte o bambu şeylerine falan filan bambu şeritlerine vesairelerden yazılıyorlardı mesela yazıları. Ve enteresan bunlar. Neyse ben döneyim tekrar. Cartis demiş. Cartis.
Kağıt için. Harita lafı da oradan gelir. Şeyde, romans dillerde. Karta diye. Demek ki altından mürekkep kullanıp yazsam bile kağıdın sahibi kimse onun. Bir kimse başkasının tahtası üzerine resim yapmışsa bazılarına göre tahta resme tabi olur. Bak gene demek ki tahtaya yapıyor kağıt falan filan. Nerede? Hak getire. Pahalı bir şey. Bulunan bir şey değil. Çok yaygın bir şey değil. Başkalarına göre ise resim nasıl olsa olsun, nasıl olursa olsun tahtaya tabi olur. Fakat biz tahtanın resme tabi olmasını daha doğru buluyoruz. Hakikaten bir Apelles veya Parasius yaptığı resmin adi bir tahtaya iltihak ederek ona tabi olması gülünçtür. Bunun neticesi şayet tahtanın maliki resmin zilyetliğine haiz olsa ve resmi yapan tahtanın değerini vermeden onu talep etse malik ressama karşı hile defi dermeyan edebilir. Fakat şayet resmi yapan zilyet vaziyetinde ise tahtanın malikine bir actio utilis bahş olunur. Ki bu halde tahtanın sahibi resmin masrafını tediye etmezse bir hile defi ile davası çürütülür. Yeter ki resmi yapmış olan hüsnü niyetle zilyet bulunsun. Filakika tahtalar resmi yapan veya başka birisi tarafından çalınmışsa tahta sahibinin actio furtisi olacağı aşikardır. Evet, demek ki burada neymiş? Resim daha kıymetli tahtadan. Bir kimse malik olmayan birisinden malik olduğunu zannederek hüsnü niyetle yani iyi niyetle bir araziyi satın alsa veya hibe olarak veya yine hüsnü niyetle herhangi bir hukuki sebeple müsteniden kabul etse tabi akıl yani ratio naturalis mucibince toplamış olduğu semerler yani fructus bakım ve yetiştirme sebebiyle kendisinin olur. Bundan dolayı bilahare malik gelerek arazi üzerine istikakta bulunsa istihlak edilmiş semereler üzerine dava açamaz. Başkasının arazisine bile bile zilyet olana gelince aynı hakkı haiz değildir. Binaenaleyh araziyle birlikte istihlak edilmiş bile olsalar semerleri de iade etmek mecburiyetindedirler. İstihlak yani toplanmış yani en genel kullanım hani semerede faydalanmak için örneğin bir ağacın meyvesini toplamak gibi mesela. Ki burada açıkçası fruktus lafı da buradan gelir. Hani meyvanın şeklinde fruktoz diyoruz ya oradan aklınızda kalsın. Bir şeyin yani bir nesnenin semerelerinden faydalanmak yani bir ağacın meyvesinden faydalanmak işte bu ne oluyor? Fruktus. Bir arazi üzerinde intifa hakkını sahip olan kimse semereleri ancak toplamak suretiyle iktisap eder. Binaenaleyh semereler olgun da olsalar toplanmamış oldukça vefat halinde mirasçılara ait olmayıp gayrimenkulü maliki tarafından iktisap olunur. Kolonus içinde aşağı yukarı aynı şey söylenir. Hayvanların semereleri arasında yavruları, sütleri, tüyleri ve yünleri vardır. Şu halde kuzular, oğlaklar, danalar, taylar, domuz yavruları tabi hukuk mucibince derhal intifa hakkı sahibinin olur. Köle kadının çocuğu ise semere sayılmaz ve bundan dolayı malike ait olur. Hakikaten tabiatın bütün semereleri kendisi için yaratmış olduğu insanın bir semere telakki edilmesi manasızdır. Pardon, vurgum yanlış oldu. Hakikaten tabiatın bütün semereleri kendisi için yaratmış olduğu insanın bir semere telakki edilmesi manasızdır. Yani insanı bir semere olarak göremezsiniz. Ancak bir kimse Yulianus'un noktayı nazarına göre bir sürü üzerinde intifa hakkına haiz ise ölüm neticesi sürüden eksilen başları yavrularla tamamlamak mecburiyetinde ve eksilen bağ çubuklarının ve ağaçların yerine başkalarını dikmek zorundadır. Bilhakika intifa hakkı sahibi ihtimam göstermeye ve maldan iyi bir aile babası gibi faydalanmaya mecburdur. Bu arada bu kölenin çocuğunun semereden sayılmaması kısmına dönecek olursak aslına bakarsanız şimdi biliyorsunuz Roma tarihi çok uzun. Ve farklı dönemler içerisinde artık bu iktisadi yapılanma zamanla değişmeye başlıyor. Yani örneğin
Roma'nın ilk kurulduğu devirlerden Cumhuriyet devrine kadar geçen süreçte sürekli Roma çevresinde genişleyen ve sürekli dolayısıyla köle elde eden bir devlet. Ve hatta bu artık Akdeniz'de pek çok bölge işte Sicilya vesaire falan filan ele alındıktan sonra artık Roma kentine ucuz tahıl gelmeye başladığı için ne olmaya başlıyordu? Buralarda tahıl ekimi de azalmaya başlıyordu ve buradaki toprakları bazı kimseler ellerinde topluyordu. Bazı ufak toprak sahibi çiftçiler de artık meyvacılığa, bahçeciliğe geçecek sermayesi olmadığı için topraksız köylüler haline gelip Roma kentinde proleterya oluyordu. Bu toprakları ellerinde toplayanlar da büyük çiftlikler kuruyorlardı. Latifundiyalar diyorduk. Bu büyük çiftliklerde de köleleri çalıştırıyorlardı. Hatırlıyorsanız daha önceden bunları bahsetmiştim. Şimdi artık Justinianus'un devrine geldiğimizde aslına bakarsanız köle nüfusu azalmıştır. Yani bu ilk imparatorluk ve cumhuriyet devrinin siyasi yapılanması, ekonomik yapılanmasına nazaran baktığınızda bu Dominatus devri ilerleyen dönemleri Justinianus'un devrine kadar geldiğimiz artık tamam kölelik müessesesi hala var, köleler hala var ama söz gelimi bir Augustus devri, bir Octavius devri kadar değil aslına bakarsanız. Çünkü artık yeni bir şey var. Serflik diye bir şey. Yani toprağa bağlı köylüler, toprakla beraber alınıp satılan köylüler mesela söz gelimi. O orta çağda gördüğünüz serfler vesaireler falan filan aslına bakarsanız söz gelimi Codex Justinianus'u açacak olursanız Codex Justinianus da karşınıza çıkacaktır toprağa bağlı bu serfler. Bu arada bir saate yakında şey yapmışım. Sanırım bugünlük bu kadar. Yeter. Yani dolayısıyla nerede kaldık? İkinci kitap, birinci bölüm, 39. başlıkta kalmışım. Ben oradan devam ederim. Sorusu olan var mı? Yok mu sorusu olan? Peki o zaman haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere. Şu için kitap almamız gerekiyor mu hocam? Ha yok ya ben zaten size bir kitap verdim ya arkadaşlar. Yani bir Roma hukuku ders kitabı alın dedim ya onun içinde var bunlar. Sorunuzu sorun diye benden izin beklemeyin arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sorun var hocam diye yazıyorlar. Bazen bazı arkadaşlar hocam soru sorabilir miyim diyorlar. Ya soru sorabilir miyim demek de zaten soruyu sormuşum. Ona kadar direkt soruyu yaz daha iyi. Yani sor hemen alalım. Ya dersi düzenli takip edin. Söz gelimi şimdi eşya hukuku için. Şimdi direkt Institiones'ten okuyorum ben size. Ya Corpus Juris Civilis eşya hukukunu nasıl değerlendirir? Doğrudan ondan anlatıyorum ben size. Yani sadece öyle mıt 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 okumuyorum da dönüp yorumluyorum, bir şey yapıyorum. Arada bir bağlantı bir şey kurup bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama yani herhangi bir Roma hukuk ders kitabı alın demiştim. Esasında ben size Bülent Tahiroğlu'nu tavsiye ettim. Ama onun dışında başka bir Roma hukuku hocasının yazdığı bir Roma hukuku ders kitabı alsanız onun da faydası olur. Onların içerisinde bu eşya hukukuna ilişkin bir sürü şey karşınıza çıkacaktır. Şimdi mesela söz gelimi yani böyle benim elimde işte çok sayıda Roma hukuku kitapları böyle var. Yani ya herhangi birini alsanız aşağı yukarı bu Roma hukuku hocalarının bir kitabının faydası olur. Bir de şu dersi beni takip ederseniz faydasını görürsünüz. İkinci dönem, ikinci dönem bakalım arkadaşlar. Bu dönem ben nereye kadar gideceğim, ne yapacağım? Umarım bu kitabı da okudunuz herhalde. Yani şunu mesela tavsiye ettiydim. Aldınız mı okudunuz mu bilmiyorum ama yani başka başka kitaplarda olur. Yani böyle böyle bir sürü daha başka kitaplarda var. Yani bir tane bir Roma hukuku hocasının yazdığı bir Roma hukuku ders kitabı alın da ikinci dönemin şeyini ikinci dönem düşünürüz. Yani şu an derhal bir önem arz eden bir soru var mı? Bir daha okuyun o zaman arkadaşlar. Yapacak bir şey yok.
Yani benim önerdiğim kitap da çok kalın bir kitap da değildi yani. Birkaç günde okunup bitirilecek bir kitaptı. Herkes, yani her insan kendiliğinden bir evren. Herkesin kendince bir çalışma metodu var. Yani size ne uyuyorsa, size hangisi daha münasipse onu yapın. Yani gerekiyorsa alın kitabı, özet çıkartın. Ne bileyim yani birkaç defa üst üste okuyun, bir şey yapın ama yani kendi yolunuzu kendiniz bulursunuz artık. Ya düzenli dersi takip edin. Benim anlattıklarımı dikkatle dinleyin. Kafanıza bir şey takılırsa gelin burada sorun. Önerdiğim eserleri okuyun. Bu kadar yani diyebilecektir. Daha başka soru yoksa ben bitireyim bu oturumu. Evet, iyi günler o zaman. Anlaşılan daha başka soru yok. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.